Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Naz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugünkü videomda 2022 yılında okumak istediğim tam 25 tane kitaptan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlar tabii ki kütüphanemde var olan kitaplar. Kitap alışverişleri yaptıkça okuma sıralarım, önem sıralarım değişiyor doğal olarak. Çünkü sabırsızlanıyorum yeni aldığım kitapları okumak için ama şu anda kütüphanemde beklettiğim, daha önceki alışverişlerimden alıp okumadığım kitaplardan size bahsedeceğim. Ben genelde aylık okuma planları yapmayı sevmiyorum çünkü çok fazla uyamıyorum. Ruh halime göre kitapları okumayı tercih ettiğim için aylık okuma planları çok benlik bir şey değil. Beni kısıtladığını düşünüyorum ve özgür olamıyorum okumalarımı yaparken. Ama genel geçer olarak 25 tane kitaptan, yani 2022 yılında okumak istediğim, öncelik sırasını daha önem verdiğim kitaplardan bahsedeceğim. Tabii ki de kitap alışverişleri yaptıkça bunların sırası değişebilir. Hiçbir garanti vermiyorum şimdiden ama şu anda kütüphanemde olan ve daha önceki videolarımda çok bahsetmediğim bazı kitaplar da var. Onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Çayınız, kahveniz hazırsa videoya başlamak istiyorum. Ben de ıhlamurumu aldım yanıma. Sıcak 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 arada içeceğim. Birazcık boğazlarım acıyor. Şimdiden özür dilerim eğer sesimde bir sıkıntı olursa. O zaman videomuza başlayalım. Dünya edebiyatı ve Türk edebiyatı olarak ikiye ayırdım romanları ve kurgu dışı da 5 tane kitap önerim var. Önce dünya edebiyatımızla başlayalım ve klasiklerle başlamak istiyorum. Hasan Ali Yücel klasiklerinden okumayı çok çok istediğim ve herkesin bayılarak okuduğu ilk kitabım Gonçarov'dan Oblomov tabii ki de. 2 ya da 3 sene önce almış olabilirim. 2019'da da almış olabilirim. Tam hatırlamıyorum ve o zamandan beri kütüphanemde bekliyor. Daha önceki videomdan da bahsetmiştim ve sarardı yavrucak ama okumayı çok istiyorum. Umarım bu sene okuyacağım kitaplardan bir tanesi de Oblomov olacaktır. Herkes çok seviyor çünkü ve ben de merakla bekliyorum okumayı. Diğer bir klasik de Dumas'tan Monte Cristo Kontu 1 ve 2. Bunu bir kitap olarak saydım. İki cilt olduğu için. Dumas'la da tanışmayı çok çok istiyorum. Oğluyla tanışmıştım fakat kendisiyle tanışma fırsatına erişemedim henüz. Ve Monte Cristo Kontu'yla başlamak iyi bir seçim olacaktır. Yine herkesin çok çok sevdiği kitaplardan bir tanesi Monte Cristo Kontu. Her kategoriden 10 tane kitap ayırdım. Yani dünya edebiyatından 10 ve Türk edebiyatından 10 tane. Kurgu dışı da 5 tane kitabım. Toplam 25 tane kitabım var. Çok daha fazlası var kütüphanemde okumak istediğim ama video çok uzun olmasın ve sizi de sıkmamak amacıyla 25'te sınırladım kendimi. Evet, şimdi çağdaş edebiyata doğru geçiş yapıyorum. Murakami'den Sahilde Kafka. Murakami'de tanışmayı çok istediğim bir yazar. Yıllar önce Sputnik sevgilimi okumuştum aslında ama çok hatırımda kalmadı. Sahilde Kafka ile giriş yapmak istedim yazara. Yine herkesin çok çok severek okuduğu kitaplardan bir tanesi. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Konusu da oldukça cezbedici. Ve Fedailerin Kalesi Alamut. Alamut'u da yıllar önce aldım. 2 sene önce almış olabilirim belki de. Yine kitaplığımda bekleyen kitaplardan bir tanesi kendisi. Herkesin de severek okuduğunu biliyorum okuyanların. O sebeple çok merak ediyorum. Hasan Sabbah'ın hayatını anlatıyor sanırım. Hem tarihi bilgilerin de içerisinde olduğunu biliyorum. Benim için de yararlı olacaktır oldukça. Diğer bir kitabım da John Fowles'tan Frances Damen'in Kadını. Kendisiyle koleksiyoncu kitabı vasıtasıyla tanışmıştım ve çok çok severek okudum. Psikolojik gerilim kitaplarından bir tanesi olmuştu koleksiyoncu. Yazara Frances Damen'in Kadını ile başlamak istedim. Devam etmek istedim. Diğer kült romanlarından bir tanesi. Bir de Büyücü geliyor biliyorsunuz ki. Büyücüyü de bundan sonra okumayı düşünüyorum. Diğer bir kitabım da Yalon'dan Divan. Nietzsche ağladığında kitabıyla almıştım divanında ama önce onu okumak istedim. 2021 yılında okuyup bitirmiştim Nietzsche ağladığındayı ve çok çok sevmiştim. Herkes gibi, herkesin bayılarak okuduğu kitaplardan bir tanesi Nietzsche ağladığında. Divanı da okuyanlar çok seviyor, biliyorum. Eminim ki yine çok ayrı bir okuma hazzı yaratacaktır, sunacaktır bana. Okumayı hevesle beklediğim kitaplardan bir tanesi. Yalom'un külliyatını tamamlamayı çok istiyorum. Diğer kitaplarına da alışverişlerimde yer vereceğim. Yani bir psikiyatrın kaleminden kitaplar okumak oldukça yararlı, psikoloji alanında da açıkçası ufkunuzu genişletiyor. Diğer bir kitabım da Talebe.
Talebe de 2020'de ya da 19'da aldığım kitaplardan bir tanesi kitaplığımda bekliyor okunmayı. Okuyanların severek okuduğu kitaplardan bir tanesi. Ben de çok merak ediyorum. Konusu oldukça güzel ve hayli ilham verici gözüküyor arka kapak yazısında. Bir ıhlamur molası vereyim. Ve diğer bir kitabım da Akelius'un Şarkısı. Ben Kirke'yi okuyup çok sevmiştim. Zaten mitoloji sevenlerin çoğu okumuştur Ben Kirke'yi ve oldukça popülerite yarattı 2020 yılında. Ve hala daha devam ediyor popülaritesi. Severek okuduğum kitaplardan birisi olmuştu. Ben mitoloji okumaları yapmayı çok seviyorum. O yüzden Akelius'un şarkısıyla da devam etmeyi düşünüyorum. Umarım ki bu da Ben Kirke kadar beni tatmin edecektir. Sürükleyici bir metin olduğunu düşünüyorum Akelius'un şarkısında. Yine mitolojik bilgilerle harmanlanan güzel bir olay örgüsü beni bekliyor diye düşünüyorum. Bakalım okuyunca yorumumu kesinlikle paylaşırım Instagram'da. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Hesabım Nazolog, kanalımda da bulabilirseniz. Kısa bir dipnot geçmek istedim. Diğer bir kitabım da Çernobil Doğası. Bunu da 2020 yılında almış olmam gerekiyor. BKM alışverişimden almış olabilirim. Çok çok merakla beklediğim kitaplardan bir tanesi. Yine okuyanların çok etkilendiği bir kitap. Svetlana Alexievich, yazarın 2015 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi. Büyük eserlerinden Çernobil Doğası, Çernobil nükleer felaketi ve sonrasında yaşananlara dair can acıtıcı bir sözlü tarih çalışması diyor arka kapak yazısında. Oldukça merak edici ve merak uyandırıcı bir kitap. Okuyanlar varsa yorumları bekliyorum. Benimle paylaşırsanız okuma deneyiminizi çok mutlu olurum. Dünya Edebiyatı'ndan son kitabım da Tepenin Laneti. Bir polisiye kitabı ve polisiye kitap önerileri videomda bahsetmiştim. Bu seriyi çok çok severek okuyorum, John Verdon'un bu serisini ve son çıkan kitabı Tepenin Laneti. Bunu okumadım henüz ve bu yıl okumak istiyorum. Polisiye romanları kategorisinde beklettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Yine çok merak ediyorum. Bakalım bu sefer dedektifimizin başından ne tür maceralar geçecek. Ben de oldukça meraktayım ve okumak için sabırsızlanıyorum. Polisiye kitap okumayı çok seviyorum. Her zaman da belirtirim. Şimdi dünya edebiyatımızın sonuna geldik. Türk edebiyatı kitaplarından bahsetmek istiyorum. Bu sene okumak istediğim kitaplar arasında. Yine bir mola vereyim. Evet, Türk Edebiyatı kitaplarının arasında ilk bahsetmek istediğim kitap Aziz Nesin'den Şimdiki Çocuklar Harika. Bunu yıllar önce okumuştum. Ya lisede olabilirim belki de. Çok çok severek okuduğumu hatırlıyorum. Böyle güzel izler bırakmış hatırımda. Çok komik bir kitaptı öncelikle. Böyle kısa kısa hikayeler var sanırım içerisinde. Böyle resimli de bir kitap göstereyim. Yeni baskısı resimli. Bende önceki eski baskısı var. Hangi yayınevi olduğunu bilmiyorum ama çok severek okumuştum. Böyle Hababam sınıfı gibi hikayeler var gerçekten içerisinde. Şöyle resimli bir baskı. Nesin Yayın Evi'nden çıkmış tabii ki de. Aziz Nesin'in diğer eserlerini de okumayı çok istiyorum. Bunu okuduktan sonra alışverişlerinde yer vermek istiyorum eserlerine. Özellikle Zübük okumak istediğim kitaplarının başında geliyor. Ve Canım Peyami Safa'dan Canan. Sözde Kızlar da var kütüphanemde şu anda bekliyor. 10 kitabı aşmasın diye onu göstermedim ama Canan'la Sözde Kızlar Peyami Safa'dan okunmayı bekleyen kitaplardan iki tanesi kütüphanemde. Yalnızız ve Mahpazar Noralia'nın Koltuğu da var kütüphanemde fakat onları bunlardan sonra okumayı düşünüyorum. Özellikle Yalnızız'ı en son okumayı düşünüyorum. Çünkü Peyami Safa'nın en etkileyici eserlerinden biri olduğunu biliyorum. Okuyan herkesin çok çok sevdiği eserlerden bir tanesi. O yüzden onu en son okuyacağım. Külliyatının sonunda okuyacağım. Diğer bir kitabım da çağdaş edebiyat yazarlarımızdan, kadın yazarlarımızdan, Irmak Zileli'den Gölgesinde. Yazardan okuyacağım ilk kitap bu. Konusu ilgimi çektiği için almak istedim ve oldukça merak ediyorum. Geçen sene almıştım kitap alışverişinde ama geçen sene okuma fırsatı bulamadım. O yüzden 2022'de umarım ki okuyacağım. Çağdaş edebiyat okumayı çok seviyorum. Özellikle Türk edebiyatı yazarlarından çok çok kıymetli yazarlarımız var. Bunu her seferinde dile getiriyorum videolarımda. Onlara şans vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Tarık Tufan. Sevgili Tarık Tufan'dan Kaybolan adlı kitabını aldım ve yazara bu kitabıyla başlamayı düşünüyorum. Yine arka kapak yazısıyla beni oldukça içine çeken
romanlardan bir tanesi olmuştu. Yazara hangi kitabıyla başlamalıyım diye böyle sitede gezinirken kaybolan konusuyla beni daha cezbetti ve tabii ki de birçok kitabına baktım. Hepsinin konusu beni al beni al diyordu ama kaybolan bana daha böyle bir göz kırptı diyebilirim. Yeşil ışık yaktı. O yüzden sevgili Tarık Tufan'a da kaybolanla başlayacağım. Seveceğimi düşünüyorum. Ve diğer bir kitapta Fosforlu Cevriye. Suat Derviş'e iki kadın iki aşk romanıyla başlamıştım ve Fosforlu Cevriye ile de devam etmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz ki kendisinin filmi de var ve oldukça popüler bir karakter Fosforlu Cevriye. Türkan Şoray oynamıştı sanırım. Film videolarında bahsetmiştim. Onu da izleyebilirsiniz kanalımdan. Diğer bir kitabımda şöyle yine bir çağdaş edebiyat yazarlarımızdan bir tanesiyle bahsedeyim. Can Gürses'in Ölüyordum Geçerken Uğradım adlı eseri. İsmiyle beni çok cezbetti. Çok güzel bir isim var. İsmi var kitabım ve sanki hani konusu da böyle alıp götürecekmiş gibi ve vuracakmış gibi hissediyorum. Arka kapak yazısını da okuyunca oldukça beni içine çekmişti açıkçası. Yazarın birkaç tane daha kitabı var. Onları da gördüm ve sepetime ekledim. Yani listeme ekledim daha doğrusu sepetime değil. Bu kitabı seversem onları da almayı düşünüyorum. Diğer bir kitabım sevgili Ayfer Tunç'tan Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek kitabı. Yine 2021'in Kasım ayındaki alışverişimden almıştım. Çok çok merakla beklediğim kitaplardan bir tanesi sevgili Ayfer Tunç. Ne yazsa okurum diyeceğim kadın yazarlarımızdan bir tanesi. Nermin Yıldırım gibi tıpkı. Çok merak ediyorum bu kitabı. Bir dönem romanı 1970'lerde geçiyor ve 1970'lerdeki bir Türkiye panoraması sunuyordu bize. Böyle içinde küçük küçük resimler var. Aynı Aziz Nesin'in kitabında olduğu gibi. Bunları beklemiyordum açıkçası ve görünce çok şaşırdım. Çok da sevindim. Yani mesela böyle bakın fırınına Aygaz yazıyor. Büyük ihtimal onun tarihçesini sunuyordur bize kitapta. Çok ilgi çekici aslında. Böyle olmasını gerçekten hiç beklemiyordum ve okumak için sabırsızlanıyorum. Şöyle yine göstereyim küçük parçalar var. Filmlerden sanırım bunlar. Aynen. Çok ilgi çekici bir kitap açıkçası. Okumak için sabırsızlanıyorum. Okuyanlar varsa yorumları bekliyorum. Diğer bir kitabım da yine çok çok sevdiğim kadın yazarlarımızdan birisi olan Nermin Yıldırım'a ait. Son kitabı Ev. Nermin Yıldırım'ın külliyatını tam tamamlamadım. 4 tane kitabını okumuş olmam gerekiyor. 3 tane kitabı var bekleyen. Bunlardan bir tanesi de Ev. Ev son çıkardığı romanı olduğu için çok çok merak ediyorum ve konusu beni gerçekten cezbetti. Diğer kitaplarını okuduktan sonra aslında Ev'i okumayı düşünüyorum ama bir tane önermek istedim. O da Ev olsun istedim. Okuyanların yine çok sevdiği bir kitap olduğunu görüyorum yorumlardan. Ben de çok sabırsızım okumak için. Şöyle koyayım, burada bir kule oldu. Sizi de gözünüzü yormasın. Yine bir çok sevilen çağdaş edebiyat yazarlarımızdan bir tanesi Hakan Günday. Sevgili Hakan Günday'ın son çıkardığı Zamir adlı kitabı. Daha okumadım. Okumayı çok istiyorum. Hakan Günday'ın henüz külliyatına bir giriş yapmadım. Kinyas ve Kayra kitaplığımda var fakat zamanında okumaya başlamıştım ama yarım kalmıştı. Yine okuyordum o zamanlar ve ruh halim o kitabı tamamlamaya müsait değildi büyük ihtimalle. O yüzden yarım bıraktım. Fakat yine Kinyas ve Kayra ile başlamayı düşünmüyorum yazara. Zamir'le başlamayı düşünüyorum. Onu yine sonlara bırakmayı düşünüyorum yine çünkü kült eserlerinden bir tanesi Kinyas ve Kayra. Zamir de çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Yine okuyan herkesin oldukça etkilendiği bir kitap. Kesinlikle etkileneceğimi ve severek okuyacağımı düşünüyorum. Çünkü Hakan Günday'ın kaleminden hani ne çıksa okunur diyeceğimiz yazarlarımızdan bir tanesi. Son Türk Edebiyatı kitaplarımdan birisi sevgili Halis Ziya'nın Mai ve Siyah. Halis Ziya'ya devam etmeyi çok istiyorum. Aşk-ı Memnu'yu yıllar önce okumuştum. Tam da dizisi çıktığı zamana denk geliyordu 2008 yılında. Popülaritesinden dolayı merak edip alıp okumuştum. Lisedeydim o zamanlar. Lise 1'deydim sanırım. Aşk-ı Memnu'yu tekrardan okumak istiyorum. Ama onu göstermek istemedim tabii ki de. Mavi ve Siyah'ı göstermek istedim. Yine çok çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi Mavi ve Siyah. Kırık Kanatlar da var kütüphanemde. Yavaş yavaş Halis Ziya'nın külliyatını tamamlamaya özen gösteriyorum ve Can Yayınları'ndan tercih ettim. Çünkü kapakları çok hoşuma gidiyor ve her kitap böyle rengarenk kütüphanemde aynı yayın evinden olsun istediğim yazar. O yüzden Can Yayınları'ndan almaya devam edeceğim.
Evet, şimdi romanlarımız bitti ve 5 tane kurgu dışı kitabım var. Onları da göstermek istiyorum. Şöyle bir ıhlamur molası vereyim yine. Evet, ilk göstereceğim kitabım sevgili Engin Gençtan'dan İnsan Olmak. Engin Gençtan'a bir giriş yapmayı çok istiyorum. İnsan Olmak'ı yıllar önce almıştım gerçekten ve kütüphanemde duran kitaplardan bir tanesi beni bekliyor. Elim gitmemişti bir türlü. Hani zamanını bekliyordum açıkçası kitabın ama bu sene gerçekten okumak istiyorum ve yazarla tanışmak istiyorum. Çünkü diğer kitaplarını da görüyorum kitapçılarda. Biraz karıştırınca çok ilgimi çekiyor ve o yüzden hani yazarın diğer kitaplarına da okumak istediğim için bu kitabıyla başlamak istedim. İlk kütüphanemde olan kitabıyla başlamak istedim. Onu okuduktan sonra diğer kitaplarını da almayı çok çok istiyorum. Diğer bir kitap da Sınırsız Zihin. Sınırsız Zihin'i yine böyle sitelerde gezerken görüp ilgimi çeken kitaplardan bir tanesi olmuştu. Çünkü kurgu dışı okumalar yapmak istiyorum. Sadece kurgu kitaplar okumak istemiyorum. Sınırsız Zihin'de beynimizin genetik olarak belirlenmiş her şeyi değil, bazı şeyleri öğrenebilen sabit bir yapı zannedilir. Bu yanlış anlayış bütün hayatımızı yönlendirerek kimilerini matematikten, kimilerini müzikten soğutur diye bir giriş var. Beynimiz sabit değildir. Değişim, büyüme, adaptasyon ve yenilenme yeteneğine sahiptir. Herhangi bir yaştaki herkes bir şeyler öğrenebilir diyor. Oldukça ilgimi çekti kitap. Öğrenmenin yaşı yoktur derler ya, çok klişe bir söz vardır. Sanırım o minvalde bir kitap ve bu söze biraz daha açıklık getirmiş. Okumayı çok istediğim kitaplardan bir tanesi yine. Umarım bu yıl okuyabilirim. Diğer bir kurgu dışı kitabım da İrade Terbiyesi. Bakalım, Cemil Meriç'in sözü var burada. Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim diyor kapakta. Her ne kadar günümüzden çok önce yazılmış olsa da Piaget'un dile getirdiği sorunlar hala güncelliğini korumaktadır. Eğitim sistemimiz tamamen ezbere dayalı bir yöntemle devam ettiği sürece genç zihinler tembelliğe ve körlüğe doğru hızla yol almaya devam edeceklerdir. Tembelliğe neden olan dış çevrenin tüm zararlı etkilerine karşı Piaget'un önerisi şudur: irade eğitimi. Peki bu irade eğitimi nedir ve nasıl yapılır? İşte Piaget, yılların gözlemi ve deneyiyle irade eğitimi savaşının her bir evresini ve yapılacakları tek tek anlatıyor. İrademiz ne kadar güçlü olursa hayatta sağlıklı, mutlu ve başarılı olma şansımız da bir o kadar artar diyor arka kapak yazısında. Oldukça ilgimi çeken kitaplardan bir tanesi olmuştu ve bunun ikincisi de var diye biliyorum. Bunu okuduktan sonra ikincisini de almayı düşünüyorum. Diğer bir kitabım Erik Fromm'dan Sevme Sanatı. Yine Sevme Sanatı da oldukça okunan kurgu dışı kitaplardan bir tanesi. Sevgi, kişiyi diğer insanlardan ayıran, duvarları yıkan, onu diğerleriyle birleştiren insanın içindeki etkin güçtür diyor. Psikoloji alanındaki en önemli çalışmalardan bir tanesi olarak not düşmüş New York Times buraya. Her sanat dalı disiplin, odaklanma ve sabır gerektirir. Sanatta ustalaşma bir çocuğun yeni yürümeye başladığı evredeki gibi düşe kalka ama denemekten vazgeçmemekle de elde edilir. Sevmek de içinde sevme ve sevilme eylemini birlikte muhafaza eden bir sanattır. Hatta diğer sanat dallarından daha fazla içgörüye ve anlayışa sahip olmaya ihtiyaç duyar. Bir ustası bir kılavuzu yoktur. Kişinin salt kendisi için ve tek başına edinebileceği bireysel bir deneyimdir diyor. Sevme sanatı, bu sanatın nasıl ve hangi araçlarla icra edilebileceğinin anlatıldığı bir reçete ya da sevginin ne olduğu konusunda binlercesi bulunan bir kişisel gelişim kitabı değildir. Bunun çok ötesinde artık bir klasik sayılan, hemen hemen tüm dünya dillerine çevrilen, yayınlandığı ülkelerde milyonlarca satan bu kitap, insanlığın geleceği için hümanist bir yaklaşım, sevme hakkında kusursuz bir felsefi manifestodur demiş arkasında. Oldukça ilgi uyandırıcı bir yazısı var. Çok merakla bekliyorum okumayı. Diğer bir kitap da yine popülaritesi olan kitaplardan bir tanesi aslında Outliers, Çizginin Dışındakiler. İlginç bir kitap. Şöyle ki, bazı insanlar neden daha başarılı olur sorusuna yanıt arıyor kitap. Başarılı insanların zeki ve hırslı oldukları söylenir. Outliers'ta Malcolm Gladwell, başarının gerçek hikayesinin bundan çok farklı olduğunu ve bazı insanların neden başarılı olduğunu anlamak için bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız gerektiğini iddia ediyor. Mesela aileleri, doğum yerleri ve hatta doğum tarihlerine. Başarının hikayesi başta göründüğünden daha karmaşık ve çok daha ilgi çekici. Oldukça gerçekten ilgi çekici bir kitaba benziyor içeriğiyle birlikte. Bunu da okumayı çok çok istiyorum. Çapraz okuma yaparak ilerlemeyi düşünüyorum kurgu dışı kitaplarla kurgu kitaplarını. Çünkü
Yani hemen bitirmek istemiyorum bu kitapları. Bir roman gibi okumak değil de böyle bölüm bölüm okuyarak ilerlemeyi düşündüğüm kitaplar, kurgu dışı kitaplar daha çok. Evet, videomun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önerilerim bunlardı. Daha fazla sizi sıkmamak adına daha fazla kitap almadım. 25 tane kitapla yeterli gördüm ama tabii ki de çok daha fazla okumak istediğim kitap da mevcut. Hem kütüphanemde hem ileride yapacağım kitap alışverişlerimde oldukça fazla okumak istediğim kitap olacaktır. Belki de sırası da değişecektir ya da bu kitaplar bile değişecektir, bilinmez. Gerçekten ben ruh halime göre kitap okumayı seviyorum. Bir liste yaparak ilerlemek beni sarsıyor, okuma deneyimimi de düşürüyor. O yüzden ruh halime göre canım ne isterse onu alıp okuyorum kitaplığımdan. Beni dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yandaki zile de basarsanız bildirim gelecektir her video yüklediğimde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.